küçük bir kızın tüm evi kulaklarını kaldırabileceğini biliyor muydunuz? Ah bebeğime ne oldu? Büyük anne şimdi her şeyle ilgilenecek. Bu kendini bırakman gerekecek abicim. Oh hayır, kardeşimin başı dert değil. Hemen gidip ona yardım etmeliyiz. Ve şefin tüm işlerini bırakması gerekecek. Küçük kızının ağladığını duyuyorum. Zavallı kız, neler olup bittiğini kontrol edeceğim. Andy kardeşi, Katie büyük annesi ve şef Mia bebeği beslemek için bir araya gelecek. Siz Barada kanalındasınız ve Cooking Challenge'a başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı, küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Aa, sorun değil. Büyük anne uyan, krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Vay canına Andy, bebeği olağandışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne kadar parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Andy. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçağa şuruplu mu, krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve yeşillik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum, üzerine koyuyorum. Tamamdır, bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. Kimin krepleri onu en çok memnun etti? Rengarenk Andy'nin gökkuşağını çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de krepleri ilginç. Ama onu sevmedi, çiğ yumurta. Ve tabii ki abisi kazanıyor. Oley, biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar, herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil, büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl biftek yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyice yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam, şimdi biraz yağ ekleyelim. Andy, bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tavaya yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be, işte bu. Etkilendiniz mi? Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. Tabii ki Andy. Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Ah genç adam. İste ve öğren. Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma, medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Büyük anne bak, ben de şimdi gerçek bir şef gibi yapacağım. Ay. No. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç ve kir içinde. Ayrıca çiğ ve az pişmiş. Yani tamam, belki fark etmez. Hayır, böyle bir şey serbest yedemezsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim biberiye dallarıyla. Ah, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, baksana nasıl yapıyor. Hazır. İşte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu. Kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı.
Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet, orayı küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Tamamdır, parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte amatör işi alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüstü. Baksanıza, çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın, inanılmaz. Vay be, çok iyi. Bu arada büyük annenin de her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk Skittles'la süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki Oreo kurabiyesi. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah, teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım, ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah, tadına bakalım. Vay canına, limonu sevmedi. Çok iyi kişi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker kamışı, Skittles ve dondurma inanılmaz derecede lezzetli bir kombinasyon ve abi kazanıyor. Evet, biliyordum. Biliyordum, ben kazandım. Tamamdır, hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne, siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasanı nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamuru bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O, ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aa, dondurulmuş hamur mu? Neyse, kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fransa'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi ama şimdi sadece izleyecekler. Of, ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma Nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Bu ne tür davranışlar? Kruvasanları çıkarma zamanı. Ne kadar güzel. Kızarmış pırıl pırıl bir şey. Andy, şuna bak, her şey yanıyor. Olamaz. Abiciğim, Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet, çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Evet, ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içerine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Bu ne? Yanmış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte açıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Bebeğimi çok sevdi. Vay canına, işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hamur. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. Challenge'ı sevdin mi? O zaman Barada kanalına çabucak abone ol. Beğenmek tuşuna bas ve bir sürü video seni bekliyor.